Her şeyden önce pandemi vesilesiyle aranın önemini herhalde biz ülkesel olarak biraz daha iyi anladık diye düşünüyorum. Ben bu vesileyle gerekse başında bulunduğunuz güvenli ürün platformuna çok teşekkür ederim. Arıcılık konusunu gündeme taşıdınız. Biz bu konuda çok emek veriyoruz, çok şeyler yapıyoruz. Hele hele güvenilir ürünümüzün insanlarla paylaşımı konusunda, devamı konusunda, sürdürülebilirliği konusunda, insanlarımızın sağlıklı beslenmesi konusunda pek çok şey yapıyoruz ama bir türlü Türkiye arıcılığını biz arıcılık sektörü içerisinden kaldırıp da hayvancılık sektörünün içerisine koyamadık. Daha doğrusu eğer siz arılar dünyada kaybolursa Albert Einstein bir sözüyle girmek istiyorum. Bir takım görsel azalışlar, yok oluşlar kaçınılmazdır diyor. Ancak bu salgın döneminde de gördük ki hele hele bizim arı sütümüz, propolisimiz tedavi edici nitelikli olduğunu bütün bilim adamları ifade ediyor. Artık biz bunu biraz daha ileriye taşımamız gerekiyor. Bütün dünyada bunu kabul ediyorsa bizim 12 bin çeşit bilgi çeşitliğimiz varsa dünyanın endemik bitkilerde dünyanın en önünde isek arıcılık varlığı yönden önünde isek artık bizim bu arıcılığı masaya koyup da nerede eksikliğimiz var, nerede fazlalığımız var bunu iyi tartışmamız lazım. Bu yüzden ben sizlere çok teşekkür ettim. Arıcılarımız gerçekten bu 2020 yılında biraz mağduriyet yaşıyorlar. Çok mağduriyet yaşadılar. Görsel azalışlar yaşadılar. Hele hele çam balığı gibi bir balığımızın görsel azalışını yaşadık. Bu konuda devletimiz o sıcak kucağına arıcıları almalıdır diye ifade ediyorum. Bu noktadan başlayarak Celal Bey, doğal ürünler üretmek biz arıcılarımızın sorumluluk anlayışının bir gereği diye yola çıktık. Nedir doğal ürünler? Arının ürettiği bütün ürünler doğaldır. Doğal ürünlerimizi biz insanlarımıza buluşturmamız lazım. Bütün dünyada bildiğiniz gibi eğitimle birlikte beslenmede gelecek nesillerimizde belirleyici bir unsur olacaktır. Bu böyle kabul edilir. Eğer bunu böyle biz kabul ediyorsak o zaman sağlıklı beslenmek için lütfen arı ürünlerine biraz daha önem verelim. Artık bizim bugünkü 20. yüzyılda kristalize olmuş balı bir kenara koymayalım. O bizim balımızdır. Lütfen bilim insanlarına biraz kulak verelim. Ar-Ge'ye biraz kulak verelim diyoruz. Dolayısıyla biz şunu istiyoruz. Sertifikalandırılmış arıcılık işletmeleri. Ürünlerimizin üretim tebliğinin çıkartılması. Bu çok önemlidir. Bu vesileyle her sempozyumun, her kongrenin bir takım çıktıları olur. Bu çıktılar üzerinde biz kamu, STK ve sektör olarak birlikte hareket edip birlikte yol almamız lazım. Eğer birlikte yol alırsak, eksiklerimizi tamamlarsak, eksiklerimizi gündeme koysak, biz o zaman gelecek nesillerimiz üzerinde ciddi yatırımlar yapmış oluruz. O zaman sektörümüzde, sahadaki, kırsaldaki çalışan insanlarımızla artık belli bir noktayı aşmış ve üretime önem vermiş olarak kabul edebiliriz. Kendilerine güvenle bakabilirler diye ifade etmek istiyorum. Evet, bu noktadan Ben hareketle bitiriyorum, hemen bitiriyorum. tabii, buyurun. Bal gibi konuşuyorsunuz. Evet. Güzel. Bu noktadan Buyurun. hareketle inanın bakın sunumumda da söyleyeceğim öğleden sonra gerçekten arıcılar çok yaralı. Yaralayan da kamu yani kamudaki kişiler olur olmaz bir takım bilgiler vererek balık kötülemeleri, arıcıları kötülemeleri bu bizi ciddi bir şekilde yaralıyor. Bugün bu sunumumda, öğleden sonraki sunumda
neler yapıyor Türkiye arıcısı? Bunları sizlerle, Türkiye'deki tüketicilerle buluşturmak istiyoruz. Ama hep doğal ürün dendiği zaman Celal Bey hep arıcı aklımıza geliyor. Evet, arı ürünlerini, balığı arı üretir, arıcı arıyı yönetir. Burada hep kabulümüz. Ancak tüm sorumluluk arı üründen de arıcılarımızdır. Bunu da kabul ediyoruz. Ama biz şunu sorguladık mı hiç? Arıcıların kullandığı değerli girdiler acaba doğal mı? Doğal girdileri siz kullanamazsanız, doğal girdileri kullandırmazsanız siz nasıl doğal bal üreteceksiniz? Bütün bu olumsuzlukların karşısında direnen arıcılarıma şapka çıkartıyorum. Saygı duyuyorum. Sizlere de saygı duyuyorum. Allah sağlıklı günler versin. Sağlık içerisinde bu konuları konuşalım diye ifade etmek istiyorum. Efendim, sağlıkla ilgili dileklerinizi çok önemsiyoruz. Gerçekten bugünlerde bu dileklere çok ihtiyacımız var. Evet, girdiler doğal olmayınca çıktı da doğal olmuyor diyor sevgili başkanım. Bu noktadaki uyarısı çok önemli ve çok teşekkür ediyoruz kendisine.